Bismillahirrahmanirrahim. Fuat-ı Mekki'ye 11. sefir 73. kısım 39. hadis. 7 yerde elleri kaldırmak. El-Bezzar İbni Ömer'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eller 7 yerde kaldırılır. Namazın başlangıç tekbiri. Eve yönelirken Safa'da, Merve'de, iki duruş yerinde ve Hacer-i Esved'in yanında. Bütün bu yerlerde elleri kaldırmak, ellerle ilişkilendirilen mülkiyet ve sahiplik iddiasından uzaklaşmak amacı taşır. Bu nedenle kul, boş ve hiçbir şey içermeyen bir halde ellerini kaldırır. Kula göre bütün mülk Allah'ındır. Bütün bu yerler istek yerleridir. İstek ve dua ise zengin ve mal sahibinden meydana gelmez. İstek ihtiyaçtan kaynaklanır. Öyleyse yoksulun bir niteliği de istediği şeye sahip olmamaktır. Bir zengin bir şey istediğinde ne istediğini araştır. Acaba sahip olduğu bir şeyi mi istemektedir, sahip olmadığı bir şeyi mi? Dikkatini çektiğimiz tarzda bu konuda bir yargıya varabiliriz. Allah yoksullara ilgi göstermiş, onların zenginlerden bir şey istemesini Allah'tan bir şey istemek yaparak şöyle buyurmuştur. Zekat veriniz. Başka bir ayette ise Allah'a iyi borç veriniz buyurmuştur. Kutsi bir hadiste ise acıktım beni doyurmadın buyurur. İsteği gerektiren niteliği anladığında nasıl isteyeceğini, kimden ve ne isteyeceğini, hangi elinin vereceğini ve bunun için ne yapacağını öğrenirsin. Ayrıca istek esnasında içinden ve dışından elleri kaldırmayı ve bunların arasındaki farkı da öğreniriz. 40. hadis. Tıraş olanların ve saçını kısaltanların mağfiret istemesi. Müslim Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ım tıraş olanları bağışla. Mağfiret etmek, örtmek anlamında. Sahabe şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, saçını kısaltanlara da dua et. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım tıraş olanları bağışla. Sahabe, ey Allah'ın peygamberi, kısaltanları da deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kısaltanları da diye karşılık verdi. Sahabe, Şari'nin tıraş olanlar için mağfiret dilemedeki maksadını anlayamamıştır. Onlar saçlarını kazıyıp, başları ortaya çıkanlardır. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıplak kalan başlara bir sevap olarak örtülmelerini Allah'tan istemiştir. Kısaltan ise bu durumda değildir. Sahabe peygamberin maksadını anlamayınca onlara dönerek kısaltanları da demiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara akıllarının ölçüsüne göre hitap ediniz demişti. Başka bir ifadeyle reddetmemeleri için hitabı anlayacakları şekilde söyleyiniz. 41. hadis, veda tavafı. Müslim İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. İnsanlar her yönden ayrılıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kimse Kabe ile son kez görüşmeden ayrılmasın. Bu ev, yani Kabe, hacının ziyaretteki ilk maksadıdır. Çünkü Şari, haccı bu evi ziyaret etmek için emretti. İlk, ayrılış aleminde sonu ararken kendisiyle ilişkili her şeyde ilk olmak şart değildir. Son ise böyle değildir. O, özü gereği zorunlu olarak ilki arar. Bunu anlamalısın. Böylece sana ilk olmak nispet edildiğinde, onu nasıl nispet edildiğini öğrenirsin. Sana sonu nasıl nispet edildiğini de öğrenirsin. Sonun ayrılık aleminde ilki aradığını öğrendiğinde ise, sen afaki olduğun için ayrılık alemindensin. Kabe'yi son olarak tavaf etmen gerektiği ortaya çıkar. Fasıl, temettü kefareti. Allah-u Teala şöyle buyurur. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Kolayınıza geleni kurban edin. Bunun vacip olduğunda bir görüş ayrılığı yokken bilginler vacip hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bilginlerin bir grubu vacip olan kurbanın bir koyun olduğunu ileri sürmüştür. İbn Ömer, Hedi isminin deve ve ineğe verilebileceğini, kolayınıza geleni kurban edin sözünün ise en zayıf inek ya da deve olduğunu ileri sürmüştür. Benim görüşüm şudur. Bir tavuk bile kurban edilse yeterlidir. Bilginler bu kefaretin sırrı olacağında görüş birine varmıştır. Oruç ise kurban bulunmadığında kefaret sayılabilir. Bilginler hangi sürenin geçmesiyle kurbandan oruca geçileceği hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre oruca başlandığında o esnada kurban bulsa bile vacip olan oruç tutmaktır. Bir kısmı ise 3 gün içerisinde kurban bulduğunda kurban kesmenin farz, diğer 7 gün içinde olduğunda ise farz olmadığını ileri sürmüştür. Ben birinci görüşteyim. Hacda tutulan 3 gün orucuna gelirsek
Bilginler bu üç günü umrenin yapıldığı ya da Mina'da bulunulan günlerde tutulması hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler bu orucun Mina'da tutulabileceğini kabul etmiş, bir kısmı ise bunu reddetmiş ve şöyle demiştir: İlk günler kaçırılırsa onun karşılığında kurban kesmek vaciptir. Malik ise hac ameline başlamadan önce orucun tutulamayacağını söylemiş, Ebu Hanife ise tutulabileceğini söylemiştir. Bize göre Zilhicce ayı tamamlanmadan 3 gün orucu tutulabilir. 7 güne gelirsek bilginler bu orucun hacdan sonra tutulmasını yeterli görmede görüş birliğine varmıştır. Fakat yolda tutulması hakkında görüş ayrılığına düşülmüştür. Bir kısmı tutabileceğini söyler ki ben de bu görüşteyim. Bir kısmı ise bunu caiz görmemiştir. Kurban yani hedih, temettü kefaretiyle daha yakından ilgilidir. Çünkü o temettünün bir bedelidir. Kendisine sadaka verilen kimse kurbandan yararlanır yani temettü eder. Oruç ise yararla çelişir. Orucun bu kefaretle ilişkisi yasaktan çıkma yararı taşımasıdır. Bu nedenle yararın zıttı olan bir şeyle cezalandırılmıştır ki o da oruçtur. Böylece hak bu kefarette kendisine sadaka verilen kimse hakkında kurbanı yeğlemiştir. Kurban bulunmadığında ise yararın zıttı olan oruç kefareti kabul edilmiştir. 73. kısım sona erdi. Onu 74. kısım takip edecektir.